Merhaba. Birkaç gündür video atamıyorum, farkındasınız siz de zaten. Çok hastayım, ağır bir enfeksiyon atağı geçiriyorum. Ayağım yine kötü oldu. Şimdi doktora geldik tekrardan. Bayağı yaralar falan neredeyse acildeyiz yani. Şimdi de doktora tekrar geldik, bakalım ne diyecek. Tedaviye devam. Ayağımın durumu böyle. Bayağı kötü yani, şuraya kadar çıktı. İşte biraz hafta sonu acillerde yapılan ilaçlar falan biraz fayda etti. Ama bakın, ayaklarımı hareket ettirmem çok zor. Yani bunları yapamıyordum kesinlikle, zaten dokunamıyorum. Şimdi sıra bekliyoruz doktorda, bakalım. Yapılan tahlilde enfeksiyon çok yüksek çıktı. Zaten bunun da sıkıntısı o. Çıktık şimdi doktordan. Tekrardan enfeksiyon yoğun olduğu için serum tedavisine devam edecek. En etkili yöntem serum. Serumla alınması ilacın. Hani antibiyotik falan hikaye. Ayın ikisine kadar dedi, devam edecek dedi. Ayın ikisinden sonra bakalım artık duruma göre. Yani eğer rahatlama olursa gelmene gerek yok, ama rahatlama olmazsa devam edeceksin tedaviye dedi. Çünkü bayağı ileri boyutta bu, öyle bir iki kızarıklık yok yani sadece. Allah'tan eşim evde de, o getiriyor götürüyor, yoksa ben hayatta. Şimdi sen sorabilirim. Yukarı mı çıkıyor? Pardon. Kenara çekilcene. Yok arkadaş. Işık da herhalde birazcık kötü. Şöyle geldim karşınıza, ama burada da çok tutamayacağım. Çünkü elimde serum var. Serum iğnesi var daha doğrusu. Şöyle göstereyim size. Burada serum iğnesi. Ayağım zaten o şekilde. Daha doğrusu şurada yastığın üstünde duruyor çoğunlukla da. Şimdi indirdim birazcık. Vallahi gördüğünüz gibiyim yani. Kötüyüm. Niye böyle oldu telefonun ekranı? Ben şunu bir düzeltip geliyorum. Birdenbire oldu. Hiçbir şeyim yoktu. Gayet iyiydim. İlk zaten şey başlıyor. İlk hasta olduğumda da ilk bu neydi bunun adı? Lenfanjit deniyor. Öyle olduğunda da dizimin arkası çekiyor. Derken bir ateş, bulantı, kusma ve ishal başlıyor. Arkasından böyle sıtma tutuyor sanki ve ayağım kıpkırmızı oluyor, yanıyor. Asla aşağı sarkıtamıyorsunuz, üstüne basamıyorsunuz hiçbir şekilde, ama ne yaparsanız yapın yani. O zaman zaten anlamamıştı devlet hastanesi doktoru, sadece bir iğne yapıp yollamıştı acilde. Sonra akşamüstü tekrar gittiğimizde başka bir hastaneye, o doktor anlamıştı. Ve 3 gün ben ayağımı kaybetme savaşı vermiştim. Bu süreç böyle uzayıp gidiyor arkadaşlar. Bu hastalık benimle orta sonunda başladı. 93 yılında, yani 31 yıldır ben bu hastalıkla mücadele ediyorum. Ama bunun son şöyle 10-12 yılı, 12 yıldan beri de enfeksiyon kapmaya başladı. Önceleri böyle bir sıkıntım yoktu Allah'a çok şükür. Ama en ufak bir şeyde enfeksiyon kapmaya başladım. Küçücük bir yerim çizilsin,
Pisine kısırsın. Bugün doktorun dediği zaten şeydi. Herhangi bir enfeksiyon, yani vücudunuzda bulunan, atıyorum üşütüyorsunuz, hani idrar yolu enfeksiyonu falan geçiriyorsunuz ya, o tarz bir şey de olabilir dedi. Ki o da var zaten, kanda da enfeksiyon var, orada da var. Artı bir böcek soksun, tırnağınızı birazcık derin kesin. Bunların hepsi olabilir. Hatta dedi dişinizdeki çürüklere bile dikkat edin. Sakın da çürüğünüz olmasın. Hemen tedavi ettirin. Bunlar bile yapıyor. Hele de sıcakla birleştiği zaman çok çok daha kötü oluyor. Yani lenfödem hastaları belki çevrenizde vardır. Belki tedavi, yani nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyorsunuzdur. Zaten tedavisi imkansız. Artı Türkiye'de bu hastalığı asla tanımıyorlar arkadaşlar. Enfeksiyon kaptığında da enfeksiyon hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekiyor. Normal zamanda kap demer cerrahi, enfeksiyon kaptığında enfeksiyon hastalıklarına gitmeniz gerekiyor. Gitseniz de bazen çare de bulamıyorsunuz. O da ayrı bir mesele. Şimdi bana ilacımı değiştirdi. Çok etkili bir ilaç olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum. Bugün böyle %5 oranında birazcık bir dozu aldım. Akşam bir doz daha takılacak. Yani yatmadan önce bir doz daha takılacak. Bir de bir başka antibiyotikle de kombinlemiş onu. Sonra ne vardı başka? Ağrı kesici vermiş bir tane de. Aynı zamanda. Yatıyorum. Bugün tam 4 gün oldu aslında. Siz beni en son çok farklı bir videoyla görmüştünüz. Elimde başka videolarım da vardı. Onları böyle aralıklarla serpiştirdim ki hani çok fazla da uzak kalmayayım diye. Ama yattığım için hiçbir çekim yapamıyorum. Ancak böyle bugün hastanede çekim yaptım. İşte şimdi de birazcık böyle iyileşeceğim inşallah. En kısa sürede dua edin siz bana. Karşınıza gene geleyim, temizlik yapayım, yemek yapayım. Vallahi mutfağa girmeyi özledim. Bana diyorlardı mutfaktan video çekiyorsun. Vallahi özledim ya. Bugün şöyle elimi yıkamaya gittim. Bir şeyler atıştırmıştım. Mutfağa bir girdim, sanki böyle aylarca o mutfağa girmemişim gibi. Eşim sağ olsun, o yapıyor her şeyimizi. Beni hastaneye götürüyor, getiriyor, ilgileniyor. Ayağıma krem sürüyor. İşte her şeyle o ilgileniyor. Çocukların ihtiyaçları, benim ihtiyaçlarım. Öyle. Bugün de akşam çok güzel bir yemek yaptı aslında. Çekecek misin falan da dedi. De ben dedim zor yürüyorum oraya kadar, telefonu taşıyamayacağım. Onun için çekim yapmadım. Kısaca durum bu arkadaşlar. Buraya çek yatı açtım şuraya. Pencerenin önündeki. Burada da iki tane yastığım var. Onun üstüne ayağımı kaldırıyorum. Yatıyorum. Gece de burada yatıyorum. Çünkü ateşim çıkıyor. İlaç içmeme rağmen üşüyorum. Klima çalışıyor diğer odalarda. Ben burada yatmayı tercih ediyorum ki hani diyorum burası hem elimde serum iğnesi olduğu için çok aşırı dönüyorum. Hem de diyorum daha rahat burası. Camı açıyorum şuradan, vantilatör açıyorum. Şu aralar bana iyi geliyor. O gün, ilk hastalandığım gün nasıl bir titreme var ya, bu ellerim böyle. Bu şekilde. Yani damar yolumu nasıl buldular? Hayret. Dedim takamayacaklar asla. Bir ses duydum da onun için kapattım videoyu. Bir yandan midem bulanıyor. Çıkardım, çıkaracağım, farkındayım yani. Söylemesi ayıp. Hiç güzel şeyler değil bunlar ama bahsediyoruz artık hastalığın süreçlerinden. Etrafında lenfödem hastası olan varsa, lenfödem hangi bölgedeyse, kolda olabilir, üst bacakta olabilir, alt bacakta olabilir, parmakta olabilir, hiç fark etmiyor. Vücudun her yerinde olabilir lenfödem arkadaşlar. Yaygın olarak kol ve bacaklarda oluyor genelde. En ufak bir kızaraklık görürse, bir yanma, aşırı gerilme hissi yaşarsa, ateşi olduğunun farkına varırsa en yakın sağlık kuruluşuna lenfödem hastası olduğunu, enfeksiyon gelişmiş olabileceğini hemen bildirsin. Ve mutlaka bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına gidin, tahlillerinizi yaptırın. Önce zaten acile gittiniz diyelim ki,
Doktor gerekli görmezse de bilmiyorum, siz söyleseniz yaparlar mı? Yapmıyorlar. O gün tesadüf gerçekten. Hem kan tahlili aldı, hem idrar tahlili aldı. Ben hayret ettim. Yani serum da taktılar, iğne de yaptılar. O iğneyi yiyince zaten birazcık kendime geldim. Ateşim çünkü 39'du. Dedim herhalde hipotermi geçiriyorum ben. Arabanın camını bile kapattım. Üstümde hırka, ayağımda çorap, uzun pantolon. Düşünün ya, Ağustos ayının 23'ü ve ben bu hastalıkları genelde Ağustos ayında geçiriyorum arkadaşlar. Başıma ne iş gelirse gelsin Ağustos ayında geçiriyorum. Kolum da Ağustos'ta kırılmıştı. Ve Ağustos'un 23'ünde kırılmıştı. Şöyle çeşit çeşit tutuyorum artık. Telefonu idare edin bana. Ne diyecektim başka size? Yani dediğim gibi, etrafında lenfedem hastası varsa, akrabasında, eşinde, dostunda, ailesinde, bu hiç hafife gelecek bir şey değil. En ufak bir çizik, mantar, böcek sokması, bunlar tetikliyor. Haberiniz olsun. Biz zamanında bilmiyorduk. Çok büyük bir olayın kıyısından döndük. Gerçekten 3 gün boyunca ayağımdaki enfeksiyonu durdurmaya çalıştılar. Pardon, 2,5 gün. Baktılar hiçbir gerileme yok, hiçbir düzelme yok. Artık böyle ayağı kesip kesmeme noktasına gelmişti yani doktor. Onunla hani vücuda yayılır mı gibisinden, çünkü yukarıya doğru çıkıyordu. O noktaya gelmişti yani. Aman dikkatli olun. Şimdiden hepinizin çok geçmiş olsun dediğinizi duyar gibiyim. Çok teşekkür ediyorum. Beni böyle solgun, bitkin, hasta bir şekilde görmenizi istemezdim ama yapacak bir şey yok. Bu benim hastalığım. Dönem dönem bunu yaşıyorum. Bu yaz çok fazla oldu ama yalnız. İlk Ulukuşlu'ya gittiğimde oldu. Ayağımın altında bir yara vardı. Daha sonra kayınvalidem buradayken oldu. Onun arkasından tekrar oldu. Kayınvalidem gittikten sonra bundan 2-3 hafta önce. Demek ki benim vücudumda o enfeksiyon sadece geriliyor. Asla şey yapmıyor. Gitmedi yani. Çünkü bunlar böyle 15 gün aralıklarla oluyor hep. Olacağı varmış. En azından bu sefer büyük yaralar açılmadı. Küçük küçük kabarıklıklar var. Onlar patlarsa çok da böyle etki etmeyecek. Patlar mı patlamaz mı orasından emin değilim ama küçük böyle şu kadar şu kadar su kabarcıkları var. Onlar da inşallah patlamazlar. Çünkü patlarsa bu sefer daha da sıkıntı oluyor. Onu da korumam gerekiyor. Öyle. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Biraz bol böyle konuşmalı oldu. Biraz dert yanmalı oldu ve de kısa oldu. Farkındayım ama özlüyorsunuz siz benim uzun videolarımı. Neyse, iyileşim de inşallah. Uzun videolar çekeriz. Olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Biliyorum yağdıracaksınız geçmiş olsunları. Dualarınızda bana da yer verin. Rabbim dert arayıp, yani dert verip derman arattırmasın hiçbirimize. O hastanelere kimseyi düşürmesin diyeceğim ama onlara da mı, onlarsız da bizleri koymasın inşallah. Çok zor. İnan, o gün acilde yatarken her sedyeden ayrı bir ses geliyordu. Herkeste serum var. Kimisinde oksijen tüpü var, kimisinde kalp ritmini ölçüyorlar. O kadar zor bir şey ki. Ve daha kaç kişi sırada bekliyordu. Öyle. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Çok daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.